Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber güzel bir seriye başlayacağız. Şahsen ben öyle düşünüyorum. Bu seride yapmak istediğim şey oyun konsolu. Bildiğiniz işte direksiyonu, gazı, pedalı, debriyajı, vitesi olacak. Ufak tefek eklentiler de yapacağım video içerisinde. Zaten bunları görürsünüz. En ince ayrıntısına kadar size aktarmaya çalışacağım yaptığım tüm işlemleri. Normalde bu videoyu geçen haftadan başlatacaktım. Şehir dışına çıktığım için geç başlatmak zorunda kaldım. Bir hafta aksadı yani. Arada herhangi bir boşluk olsun istemedim. Her hafta bu seriyi tamamen işte kaç video olursa artık 4 olur veya 5 olur. Şu an tam emin değilim. Yapım aşamalarını çekerken videoya aldığımda ona göre bölüp bakacağız. 4-5 seriyi de bitirmiş oluruz büyük ihtimalle simülasyon serisi olarak. İlk video olarak malzemeleri tanıtmak istedim. Hangi malzemeleri kullanacağız? Bir fiyat araştırması yapalım. Bize toplamda ne kadara bir mal olacak? Ona bir bakmış oluruz hem. Ben malzemelerin hepsini aldım. Evimde duruyor. Bazı malzemeler ismini bilmiyorum mesela. İsmini bilmediğim için size sadece gösterebileceğim bu malzemeleri. O da fren, debriyaj, gaz aksamında kullanacağım malzemeler. Elimdeki hurda malzemelerden yapmayı düşünüyorum çünkü direksiyon setini komple. Hem maliyet olarak düşük olacak hem de güzel bir şey olmuş olacak. Elimdeki artık malzemeleri değerlendirmiş olacağım bu sayede. Şimdi öncelikle internetten bulabildiğim malzemeleri bir listesini gösterelim size. Bir bakalım hangi malzemeleri kullanıyoruz, ne yapıyoruz. Ondan sonra biraz tasarımdan bahsederiz. Öbür haftada videoya başlamış oluruz komple. İlk videoda %90 direksiyon setini yapmış olacağım. Sırasıyla direksiyon setini yaptıktan sonra geri kalan malzemeleri yapacağız. İnşallah güzel bir şey olur. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Şu şekilde basit bir liste oluşturdum alınacak malzemeler tarzı. Bunlar tek tek bir fiyatlarına internetten de bir bakalım. Bunlar zaten genel internet fiyatı. Videoda daha hızlı olabilmek adına toplam fiyatlarını yazdım. Öbür türlü video çok uzayacak. Chrome bir açalım önce. Şimdi en başta 3 adet yay demişiz. Bu yayları ben toplu olarak aldım. En sonunda açıklarım. 10K'lık potansiyometre burada tane fiyatı 1.60 internetten. Bunu internetten aldım. 3 adedi 4.8 kuruş yapıyor. Bunu fren, gaz ve debriyajda kullanacağız. Ondan sonra 3 adet kapı menteşesi. İnternette 5.90'a buldum. Bunu hurdavatçılarda belki daha uyguna bulabilirsiniz. Araştırarak bakın. Ben bunu hurdavatçıdan aldım. Fiyatını şu an tam hatırlamıyorum. 3 adeti 17 lira 7 kuruş yapıyor. Demir saç ince. İnternette bulamadım bunu istediğim şekilde. Bu demir plakalar var küçük. Onlardan. Hurdavatçılarda büyük ihtimalle bunu da bulursunuz. Ondan sonra bir adet Arduino Leonardo. Bunun yerine Pro Micro veya Arduino Uno kullanabilirsiniz ama Arduino Uno'nun orijinal olmasına dikkat edin. Arduino Leonardo'nun internetteki fiyatı 60 lira. İnternette araştırarak belki daha uygun bulabilirsiniz. Ben buradan aldım. Gijonları toplu olarak aldım. Hırdavatçıdan aldım. Birer metre şeklinde satılıyor. Ben 2 metre aldım. Buradaki santimler neyin nerede ne kadar kullanacağımızı gösteriyor. M8 Gijon 2 metre. Tanesini ben 4.5'a aldım. Düz hesap burada 5 yazdım. 5 lira mıydı 4.5 muydu tam hatırlamıyorum. 2 metresi 10 lira. İnternet fiyatına baktığımızda sadece 1 metresini 10 lira olarak bulabildim. Daha uyguna belki vardır. Tam emin değilim bundan. Burada fiberli somun yerine ben direkt normal somun kullandım. Elimde somun mevcut olduğu için bunları ben almadım. Direkt internetten fiyatına bir bakalım bunun içinde. 10 adet M8 somon 2.92. Burada 3 paket yeter diye düşündüğüm için 8.76 yazdım. 19 adet M8 pull da 25 adet olarak satılıyor. Bir paket aldığımızda 2.80 ödemiş oluyoruz. Burada 4 adet M4 civata var. M5 civata pardon. M5 civata tanesi 0.45. 4 adedi 2.25 yapıyor. Somun da hemen hemen 1 lira civarı bir şeydir. Bunların hepsini hırdavatçıda rahatlıkla bulabileceğiniz malzemeler. Ondan sonra 2 adet demişim şuraya. Bu 1 adet olacak. 8 mm'lik yataklı rulman. Bunu direksiyonda kullanacağız. 15 liralık fiyatı var. Ondan sonra 10K çok turlu potansiyometre. Bunu direksiyonda kullanacağız. 900 derece döndürebilmek için. Bunu normal potansiyometre ile de yapanlar var. Ben çok turlu potansiyometre tercih ettim. O da 18 lira 71 kuruş. Yay dediğim gibi toplu olarak aldım. Bunu da geçiyorum. 8 adet mikro switch dedim. Tane fiyatı 3.84. 8 adet almamdaki sebep 7 ileri 1 geri. Siz bunu kendi vites tasarımınız nasılsa ona göre daha az veya daha fazla alabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. 6 adet M4 civata 3.54 yapıyor.
0.33 tanesi. M8 somon. Az önce siteden bakmıştık zaten. 3 paketi 8.76. Burada 2 paket aldım ben. Öyle hesapladım. 5.98. 98. Ondan sonra Gijon zaten 2 metre olarak almıştık toplu bir şekilde. Onları kestireceğim. 4 adet. Bu da şey, şurası kaymış. Şuraya yapıştıralım. Tamam. 4 adet buton, el freni, sinyal, korna demişim. 2 adet yaylı. Bunu sinyal el freniyle kornada kullanacağım. 2 adet de normal buton. Bunları da sinyalde kullanacağım. O butonlara da bir bakalım. Bu normal basmalı bir ton. 3.13 tanesi. 2 tanesi 6.26 yapıyor. Bu da yaylı buton. 2.93 tanesi 5.86 yapıyor. M8 Gijon 2 metre 10 TL demiştik. Ben yay aldım. 6 veya 7 adet aldım. Hangisi uyacağını tam emin değildim. Ondan dolayı 6 veya 7 adet aldım. 30 lira. Toplamda bize 223 lira 38 kuruşa burası mal olmuş oluyor. Geri kalan malzemeler de işte benim hurdalıktan bulduğum malzemeler. Videoda onları da zaten görürsünüz. Malzemelere bakmış olduk. Kabatasla kalacağımız malzemeler bunlar. Zaten video esnasında da tüm malzemeleri tekrar gösteririm. O an hangi malzemeleri kullanacağımızı daha net anlarsınız. Ve aşağıda da zaten çizimleri ya kendim çizerim ya da bir yerden bulurum. Bunu aşağıda belirtirim zaten. O anki duruma bağlı. Görsellerde zaten hepsini en ince ayrıntısına kadar atlamadan yapacağım. Hepsini tek tek görmüş olacaksınız tüm adımları. Ondan sonra bulamadığım parçalar vardı internette. Onları size şimdilik bir göstereyim. Bir bakın, eğer en azından bilen varsa aşağı yorum kısmında yazarsa arkadaşlara da yardımcı olmuş oluruz en azından. Mesela şu şekilde demir var elimde. Ben buraya potansiyometreyi sabitleyip bunu da potansiyometreyi hareket ettirmek için kullanacağım. Bu şekilde bir şey yani. Adını bilmiyorum şahsen. İnternette de araştırdım, bulamadım. İnce saç dediğimde şu şekilde, bunun düz olanını da alabilirsiniz. Elimde bunlar vardı hurdaların arasında. Bunları tercih ettim ben. Bayağı var bundan elimde. Bunları da pedal kısmında kullanacağım. Ondan sonra şöyle bir profil, bu genelde duvara raf falan asıyorlar ya, onları koymak için bunu da orada altta buldum. Bundan da 3 adet var. Bunu yere koyup şu şekilde bunu da üstüne böyle sabitlemeyi düşünüyorum. Potansiyometre de şurada olacak. Üstte de pedal olacak. Şu şekilde yay da araya gelecek zaten. Bu şekilde hareket etmiş olacak. Elimdeki malzemelerle geri dönüşüm yapayım en azından dedim. Fazla malzeme parası da çıkmamış olur diye. Bu şekilde bir yöntem düşündüm kendimce. İnşallah düşündüğüm de olur. Bir de şöyle bir parça buldum. Bunu Gijon'da göstereyim size ne için kullanacağım en azından. Şu elimizde Gijon. Bakayım, şu kısma kadar görseniz yeter. 1 metrelik Gijon bu. Ben bundan dediğim gibi 2 metre kadar aldım. Somun çıkartalım. Şimdi şu elimdeki yataklı rulman kendi etrafında dönüyor zaten. Şunun arasına bir tane şey atacağım. En başta bir tane somun atıyorum şu şekilde. Araya rulmanı koyuyorum. Ondan sonra bir somun daha atıp şu an sadece basit olarak çalışma düzeninin ne işe yaradığını göstereceğim size. Açıklayamayacağım çünkü ona eminim. Şu şekilde araya koyuyorum bunu. Şu üstten de sıkıyorum. Şu şekilde. Bunu direksiyonun kısmına sabitleyeceğim. Şöyle göstereyim. Direksiyona bunu sabitleyeceğim. En azından direksiyona Gijon sabitlemeyle uğraşmak yerine bunu sabitlemiş olacağım. Bu etrafında bu şekilde dönecek. Şu an dönüşü görüyorsunuzdur umarım. Şu şekilde dönecek işte. Bir nevi küçük direksiyon olarak düşünün. Bunu yapacağım direksiyona sabitleyeceğim. O kadar yani. Direksiyonu da zaten kendim yapmayı düşünüyorum şu an. Malzeme olarak onda bu şeyi kullanacağım. Sert köpükler var ya. Kulaklık standı yapmıştım. Onda kullandığım köpüğü kullanmayı düşünüyorum şu an. Direksiyon almak istemedim açıkçası. Kendim yapmak istiyorum çoğu şeyini. Ondan dolayı da zaten her şeyi kendim yapıyor sayılıyorum da. Neyse. Ondan dolayı direksiyonu da kendim yapmayı düşündüm. Dışını kaplayacağım falan, süsleyeceğim falan, işte öyle böyle bir şeyler olacak. Bakacağız artık video bittiğinde. En son kapanışta işte videonun her şeyini bitiririz. Vitesi yaparız, direksiyonu yaparız, pedalları yaparız.
En sonunda testine geçeceğiz zaten. Güzel olsa ondan sonra da bir iki hafta oyun videosu atarım. Test etmiş oluruz. İstediğiniz, denememi istediğiniz yarış oyunları falan olursa onları deneriz. Ben şu an aklımda olan ETS'de deneyeceğim. Ondan sonra birkaç yarış oyununda daha deneyeceğim. Onları videoda zaten görmüş olursunuz siz de. Bu kadardı. Bunun bir açılış videosu olmasını istedim. Herhangi bir şeye başlamak istemedim. Yani malzemeleri tanıtayım dedim size en azından. Kabataslak anlattım. Umarım anlaşılmıştır her şey. Emin değilim. Malzemeleri yazarken ben bile anlamıyordum neye yaradığını. Ne yapacağımı da anlayamamıştım. Kafam allak bullak olmuştu. Aklıma gelen tüm malzemeleri yazdım. İşe yarayacak her şeyi. Ondan sonra benim hurdalığa baktım. Ona göre malzemeleri eledim. Ondan sonra geri kalan malzemeleri de aldım. Bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Ve bu attığım videolardan anında haberdar olabilmek için aşağıda bulunan zil simgesine tıklayarak bildirimleri anında alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.